Cerrahi dışı tedavi yöntemlerden vakum tedavisi özellikle kunduracı göğsünde kullanılmaktadır ve bu hastaya muhakkak anlatılmalı ve denemesi sağlanmalıdır. Vakum yöntemini en az 1,5-2 sene kullanması gerekiyor hastanın. Her gün mutlaka 8-10 saat kullanması gerekiyor. Bu uyumu sağlayabilen hasta ve hasta yakınları 1,5-2 yıl sonunda %80 gibi bir başarı elde edebilmektedir. Güvercin göğsünde de bunun tam tersi korse yöntemi mevcut. Bunda da dıştan içeriye baskı uygulayarak hemen hemen aynı sürelerde yine 1,5-2 sene kullanılması gerekiyor. Günde 8-10 saat minimum o baskıyı, korseyi uygulamak gerekiyor. %75-80 gibi bir başarı elde edebilmektedir. Özellikle son 10 yılda artık NUS yöntemi dediğimiz bar yöntemini kullanmaktayız. Bu bar yönteminde yine endoskopik olarak bir metal bar sağ akciğerden girilerek iman tahtasının arkasına yerleştirilip iman tahtasının çökük olan kısmı dışarıya çıkarılmakta ve bu bar göğüs duvarının her iki tarafında çok sıkı bir şekilde tespit edilmekte. Barın etkili olabilmesi için minimum 3 sene hatta 4 sene içeride yerleştirildiği pozisyonda kalması uygundur. 3 yıl sonra yine bir kısa bir ameliyatla bu bar çıkarılmaktadır. Bu yöntemin başarısı %95-%99 gibi oldukça yüksektir ve hasta memnuniyeti bu yöntemde gerçekten oldukça yüz güldürücü düzeydedir. Robicek yönteminde ise yine bar kullanmıyoruz ama deforme kaburgalar, kıkırdak kaburgalar çıkarıldıktan sonra iman tahtasına olması gereken pozisyon veriliyor ve bunun arkasından özellikle 20'ye 20 veya 20'ye 30 prolem mesh veya mersilem mesh dediğimiz bir materyal kullanarak iman tahtasının arkasında gergin bir şekilde kaburgaların en üst düzeyine sağlam erimez dikişlerle tespit ediliyor. Ve bu gerginliği sağladıktan sonra da cerrahi prensiplere uyarak göğüs duvarı kapatılıyor ve işlem sonlandırılıyor. Bu yöntemin bir avantajı ikinci bir ameliyata ihtiyaç olmadan işlemin yapılabilmesi. Hastaların da göğüs duvarlarının esnekliği bar yöntemine göre daha fazla olmakta ve ağrı da ameliyat sonrası daha az görülmektedir. Bu da hastaların memnuniyetini artıran bir durumdur.